İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesi kararına yapılan itirazlar Danıştay tarafından reddedilmişti. Bu durumdan rahatsız olan çevreleri teskin etmek için hükümet temsilcilerinin yaptıkları açıklamalar kamuoyunun tepkisini çekiyor. Konu Hüdapar'ın da gündemindeydi. Parti sözcüsü Serkan Ramanlı yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'ne dayanılarak yapılan tüm düzenlemeler ortadan kaldırılmalıdır dedi. Aile yapısının güçlendirilmesi ve nesil emniyetinin sağlanması için İç gündemi değerlendiren Hüdapar Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, 6284 sayılı yasa, mültecilere yönelik saldırılar ve dijital fişleme iddiaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Ramanlı, Adalet Bakanı'nın 6284 sayılı yasa ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Adalet Bakanı'nın İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine rağmen bu sözleşmenin uygulama kanunu olan 6284 sayılı sözde ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun halen yürürlükte olduğu yönündeki açıklamalarını kabul etmek mümkün değildir. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararına yapılan itirazların Danıştay tarafından reddedildiğine dikkat çeken Ramanlı, bu durumdan rahatsız olan çevreleri teskin etmek için hükümet temsilcilerinin adeta bir yarışa girdiklerini söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesi, sapkınları ve feministleri olduğu kadar bunlara bilinçli veya bilinçsiz şekilde destek veren kesimleri de rahatsız etmiştir. Sözleşmenin feshedilmesi kararının iptali için açılan dava Danıştay tarafından reddedilmiştir. Buna rağmen bu çevreleri yatıştırmak ve teskin etmek için hükümet temsilcilerinin adeta bir yarışa girdiğini görmek hayret ve ibret vericidir. Ramanlı, aile yapısının güçlendirilmesi ve nesil emniyetinin sağlanması için İstanbul Sözleşmesi'ne dayanılarak yapılan her türlü düzenlemenin lağvedilmesi gerektiğini belirtti. Vakit kaybetmeden toplumun inancına ve kültürel değerlerine uygun yeni kanuni düzenlemeler yapılmalı ve bu konuda çalışma yapacak etkili kurullar oluşturulmalıdır. Sonuçlar üzerinde değil, sebepler üzerinde yoğunlaşarak toplumda kadına, erkeğe ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için kapsamlı bir eylem planı hazırlanıp acilen hayata geçirilmelidir. Son dönemlerde mültecilere yönelik dozajı giderek artan ötekileştirici söylem ve uygulamalara da değinen Hüdapar sözcüsü Serkan Ramanlı, bu durumun tüm yabancılara yönelik fiili saldırılara ve linç girişimine neden olduğuna dikkat çekti. Bazı siyasi parti temsilcilerinin provokatif söylemlerine pervasız ve hayasızca devam etmesi, medyada mültecilere yönelik kullanılan ayrımcı ve küçümseyici üslup, gelişen olaylar karşısında idari mercilerin kayıtsızlığı ve tedbirsizliği, adli mercilerin cezasızlık politikası ve belki de en önemlisi de hükümetin bütün bu olanlar karşısında çelişkili suskunluğu, yabancıları ve mültecileri korunaksız bırakıp derin bir endişeye sevk etmiştir. Söz konusu saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Ramanlı, tüm kesimlere sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri çağrısında bulundu. Her gün farklı bir bahane üretilerek bir yenisiyle karşılaştığımız bu ırkçı saldırılar asla kabul edilemez. Bilinmelidir ki sığınma ya da iltica hakkı bir lütuf değil, temel bir insan hakkıdır. Bir bütün olarak yabancı düşmanlığını körükleyen söylem ve eylemlere yönelik başta hükümet olmak üzere siyasi partileri, medya organlarını, adli ve idari mercileri sorumluluk almaya ve tüm vatandaşlarımızı da sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Ramanlı, son günlerde gündeme gelen vatandaşların internet kullanımları ile ilgili fişleme yapıldığı iddialarına da değindi. Ramanlı, özel hayatın gizliliği hakkı kapsamında değerlendirilmesi gereken bu mahremiyet türünün mutlaka korunması gerektiğini söyledi. Tıpkı geçmişteki telefon dinleme skandalı